Burada birçok çalışmanın her birisi kıymetli. Aile çok önemli. Ailenin ilk etapta verdiği, yani neye değer veriyorsa aile, çocuk da ona göre çalışıyor. Ona göre bizim sistemi dönüştürmemiz lazım. Yani eğitim sistemini sınav baskısından kurtarmamız lazım. Ailelerin bu konuda duyarlı olması lazım. Bunun bir ulusal seferberliğe de dönüştürülmesi lazım belki. Kitap okumanın işte kamu spotlarıyla belki özendirilmesi lazım. Belediyelerin bu anlamda yatırım yapan belediyelerin çabalarının çok kıymetli olduğu işte gün yüzüne çıkarılması lazım. Hani bu alanda ne yapılırsa yarışmalar, kampanyalar, kütüphanelerin oluşturulması, işte içerik, internet ortamında kitaplara ulaşımın kolaylaştırılması, bu alanda yürütülen projeler hepsi kıymetli. Yeter ki bir öğrencimize hani kitap okumayı alışkanlık haline getirebilelim. Bunu yaptığımızda zaten o çocuk giderek işte arkadaş çevresine, işte yetişkinliğinde kendi işte çocuklarına nesiller arasında yürüyen bir sisteme, mekanizmaya dönüşecektir. Yani bazen şunu söylüyorum ben, hani bu yabancı kültürlerin ürettiği kahramanlar çok sempatik olsa da aslında bizim çocuklarımıza başka bir mesaj veriyor. İşte birçok şeyleri gördük, hani çocuklarımızın oradaki çizilen şeyler üzerinden işte intihara sürüklendiğini, başka alışkanlıklara, hani bunu yapıyor insanlar. Nasıl salgın işte virüsü bir şekilde yapıp bütün dünyayı esir aldıkları gibi çocuklarımızın da o işte hareket, enerji, şiddet, işte hani bunlara özendiren, bunlara daha çok işte hani gerçek hayattaymış gibi sunulan çizgi filmler, kahramanlar aslında sakıncalı içerikler. Hani bizim bu noktada ısrarla kendi son dönemde TRT'nin yaptığı faydalı, öğreten, bir değeri işleyen, bize ait bir şeyleri anlatan filmlere yönlendirmemiz lazım. Uzak Doğu'ya biz hep noktada şey olarak bakmışızdır. Hani yani görünen yüzünün arkasında bu filmlerde başka bir şeyler işliyorlar diye düşünüyorum ben. Yani bizim bu noktada şunu ısrarla söylememiz lazım. Hani çocuklarımız hani Batı'nın işte bilimin, modanın, işte görgünün, zenginliğin kaynağını Batı olduğunu düşünüyor. Halbuki zamanında bizim dünyaya şekil verdiğimizi, bilimin temelini İslam düşüncesindeki bilim adamlarının attığını, Batı'nın sonra bizim temelini attığımız İslam düşünürlerinin, İslam bilim adamlarının temelini attığı şeyin üzerinden geliştirdiğini, bunun işte birbirinin devamı olan bir çalışma olduğunu, bizim eğer çalışırsak uzun vadede yeniden bilimsel gelişmeyi ele alacağımızı, bu özgüveni vermemiz lazım. Onun için ısrarla hani bizim kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü anlatacak işte içerikler, işte çizgi filmler olabilir, ders içeriği olabilir. Hani çok basit bir şeyi anlattığımızda çocuklara gerçekten bu bölüm, çünkü artık eğitim sistemimizde işte müfredat tartışmalar da buradan geliyor. Yani her şeyi bizim çocuklarımız Batı'nın yaptığını, Batı'nın işte var olduğu müddetçe en önde onların olduğunu düşünüyor. Onun için biz hani müfredatı işte okullara eğitim sistemi sorgularken buradan vermemiz gerekir. Hani kendi tarihimizi vermemiz gerekir diye onun için söylüyoruz. Bu çizgi filmde de öyle, seçilecek kitaplarda da öyle, ders içeriğinde de öyle. Televizyondaki görselden hani bir ülke kendi çocuklarını Batı hayranı değil, kendi özgüveniyle, tarihiyle, kendi ayaklarının üzerinde duran biz büyük bir milletiz. Ve geçmişte medeniyetlere beşiklik yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunları verdiğimizde zaten arkası gerçektir. Çocuk izleyeceği filmi, ilgi alanını, okuyacağı kitabı, bakacağı yeri de otomatikman seçecektir. Çok yol aldık, biraz daha işimiz var bu konuda.